Ardından tabii istihbaratçı bilgiler kimin eline geçerse ne olur noktasını tartışacağız uzun uzun ama Sayın Karakoç teknik sorunlardan bahsediliyor. Çin aslında o kadar da harika bir araç olmadığını belirtiyor. Siz hangi noktadasınız? Ne olmuş olabilir de F35 düşmüş olabilir? Şimdi yeni bir uçak yapılmışsa o yeni uçakta çeşitli arızalar daha bol çıkar. Şöyle bir örnek vereyim, siz de rahatlayın. F-16 imalatı devam ederken, yeni imal edilirken F-16'lar, bir senede Amerikalılar 22 uçak kaybetti. Bu size herhalde bir cevap olur. Şu anda F-16'lar fevkalade bir uçak olarak Türkiye'nin de almak için uğraştığı uçaklardan. Yani uçaklar devamlı surette gelişir. Yani F16 işte blok 10 15 20 30 neyse 40 50 52 60 70 bakın bizim almak istediğimiz 70. 70'e kadar ilerledi. Her ilerlemede efendim görülen aksaklıkların hepsi ortadan kaldırılmaya çalışılır. Şimdi bu aksaklıkları tespit görevi pilotlara aittir. Pilotlar e, ...gördüğü aksaklıkları hemen indikten sonra, uçaktan indikten sonra, görevini tamamladıktan sonra... ...hatta görev esnasında, efendim bu uçak şunu yapıyor, bu uçak şunu ediyor diye... ...devamlı surette arızaları ve ona göre e, yapılan hareketlerde uyumsuzluğu tamamen belirlenir. Onlar giderilmeye çalışılır. Söylediğim <laughs> gibi bugün bakın F-16, Blok 70'i herkes almak istiyor. Şimdi bu uçak da tabii yeni olduğu için... Bir defa tek kişilik uçak. Yani öğretmen pilotu yok bunun. Öğretmen pilotu olmayan uçaklar fevkalade zorlu bir eğitimi gerektiren uçaklardır. Ben e, 1966 yılında F-84 F uçaklarında uçtum. E, o uçaklar tek kişilikti. Öğretmen pilotu yoktu. Öğretmen pilotu olmayan bu uçaklarda uçuşu eğitimini yapmak oldukça zordur. Onu özellikle söylemek isterim. Bir pilot bir uçakta 500 saat uçmadan genellikle o uçağa hakim olamaz. Öyle kabul edilir. Şimdi bütün bu ortam içerisinde efendim şimdi bir şekilde zamanında F16'lar devamlı surette tenkit edilen uçak tipiydi bizde. Yani Türkiye'ye geldiğinde efendim F16'larla ilgili olmadık efendim gazetelerde sözlü şekilde yayınlarda, televizyonlarda bir şekilde F-16'ların hiçbir işe yaramadı. Bomba bile atamadı. Benim karikatürümü yapmışlardı. Üst komutanı elimde tabanca. iyi ki tabancam var. Ondan sonra istediğimi bu şekilde avlarım diye benim karikatürümü yapmışlardı gazetelerde. Daha sonra e, hava kuvvetleri emir verdi. Bütün basın mensuplarını topladık. E, anlattık birçok şeyi. E, daha sonra tabii ki e, yumuşadı ortam. Onu söylemek istiyorum. Bu e, uçakta tabii ki e, dünyada gerçekten bu F-102 uçaklarının e, bir defa e, torunu. E, F-102 uçakları, e, yani o da F-102 uçakları da, onlarla da uçtum. F-102 uçakları bütün silah sistemini efendim, tamamen gövde içinde taşıyan. Arkasından e, F-102'nin çocuğu F-106'dır. E, onun çocuğu da budur. Yani... Burada bir şekilde bu geliştirilme bunun sonucunda elbette ki radara yakalanmamak büyük önem arz etmekte. Onun için bütün silahları içerisinde. Söylemek istediğim kısaca şudur. Uçaklar yeniyken ve eğitimde olan pilotlar daha başlangıçtayken o zaman kazalar çok olur. Evet. Ee, Bu her şey olabilir bize. aslında uçurulaydı diyorum. Çin'in evet Çin'in bakın Çin'in bulması konusunda ya Çin'e buldurtur mu Amerika Birleşik Devletleri? Uçak gemisinin yanında düşüyor zaten. Yani orada işte uçak ne kadar derinlikteyse bilmiyorum şu anda e, onun tamamen sinyallerini Amerika Birleşik Devletleri e, tamamen elindedir. Ee, o sinyalin e, efendim noktası tamamen koordinatı belirlenmiştir. Oraya Eenim Amerika Birleşik Devletleri'nin e, biliyorsunuz 1000 metre 2000 metre derinliğe kadar rahatlıkla bir uçağı çıkarması söz konusudur. Bir de şunu söyleyeyim. Öyle her ülke yok yani Efendim uçağı derin denizden çıkarabilecek. Amerika Birleşik Devletleri bile belirli bir zamana kadar derin denizden çıkarma yetisine sahip değildi. Bakın en son 2003'te... Çinin var mı sayın Karakuş böyle bir yesi? Çinin çıkarabilir efendim, mi? Çin çıkarabilir Çin mi? Çinin de bildiğim kadarıyla yok. Çinin de bildiğim kadarıyla yok. Yani e, bu kadar derin denizde mesela bakın e, bizim RF4 uçağı düştü. O kadar derin denizden Amerika Birleşik Devletleri'nin o gemisi çıkardı. Derin denizden efendim e, uçak çıkarma veya başka. E, cisimleri çıkarma gemisi bir şekilde çıkardı. E, fazla her ülkede yok. E, yani belirli ölçüde demek istediğim bu e, en gelişmişi. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri uçuş gemi, uçak gemisinin yanında bir uçak düşmüş de ondan sonra onu Çin'e bırakmak bırakacakmış da benim e, neymiş e, denizde işte evet. bir şekilde bulunan e, herhangi birisinin eline geçtiğinde onun olurmuş da Amerika Birleşik Devletleri orada savaş çıkar. Orası bakın söylüyorum biraz evvel Caş'ın çok güzel, Sayın Caş'ın çok güzel izah etti. Orası münakaşalı bir deniz bölgesi. Bir şekilde Çinliler üç tane üs yaptılar. Mercan kayalıklarının üzerlerini doldurarak efendim üs elde ettiler. Hava üslerine uçaklarını koydular. Bu deniz benim. Bu hava sahası benim. Ondan sonra işte orada Filipinliler var, Japonlar var, Koreliler var. Diğer Vietnamlılar var, diğer ülkelerin bütün hakkını gasp etme hareketine giriştiler. Bunu böyle bilmek gerekiyor. Çin'in hareketi böyle. Şu şu anda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda Japonya ve Kore'ye özellikle Güney Kore'ye yardım etme arzusu elbette ki Amerika'nın üstün basıyor. Bu deniz o yüzden münakaşalı deniz konumuna girmiş durumdadır. Peki. Aslında bu başlığı kapatmak istiyorum ama eklemek isteyen Sayın Özülker eklemek isterseniz ya da Sayın Özçelik, Sayın bu alabiliriz birkaç cümle şeklinde. Rusya-Ukrayna gerilimine geçmek istiyorum. Var mıdır eklemek istedikleriniz? Çok basit bir şey söylemek, söylemek istiyorum ben. Aslında tabiatıyla bu konuyu biraz bize F-35'lerin verilmemiş olmasıyla da ilişkili olarak büyüttüğümüzü ben şahsen düşünüyorum. Bir kere burada Amerikan gemilerinin bulunduğu bir yerde bunun bir ulusal su olabilme ihtimali ve şansı zaten yoktur. Çünkü Amerikan gemisinin bulunduğu yerde bu uçak düşmüş ve batmıştır. Dolayısıyla uluslararası suda Amerika Birleşik Devletleri çıkarabilir. Tıpkı Çin'in de yapabileceği gibi. Ama benim şahsi olarak da eklemek istediğim esas husus şu. Çin esas itibariyle ARGE olarak tabii onlar da çok ileri düzeydeler ama öyle bir sistemleri var ki ben bugüne kadar F-35 ile ilgili olarak Çinlilerin elinde bilgi olmadığı gibi bir düşüncere değilim efendim. Muhakkak ki bu uçakla ilgili olarak pek çok şeyi iki teferruatına kadar biliyorlar. Yaptılar. Dolayısıyla bu, bu uçak oradan çıktığı zaman belki onu da teyit edecek. Varsa eğer daha da ileri götürebilecek bir imkan yaratılır mı? Yaratılmaz mı? Ancak buna bakmak lazım. Çin'in biraz evvel e, hocamın söylemiş olduğu kendi elinde var olan uçaklar zaten Rus s 35 ve s 35 ve 57'leri ile yeni yapılan F35'lerin karması olarak bildiğim tabii kadarıyla tabii, tabii. yapılmış olan uçaklardır. Yani sadece Amerikan sistemine değil bunun ötesinde Rusları da bir şekilde kopyalamak suretiyle ikisinin en iyi taraflarını alıp bir uçak yaptıkları evet. iddiası olduğunu ve çok yerde okudum. Dolayısıyla bu mesele öyle çok büyütülecek bir konu değildir. Amerika Birleşik Devletleri veya başka ülkeler de bu anlamda bugüne kadar birçok uçak kaybettiler. F-35'lerde ilk defa düşmüyor. Başkalarında düşebilir. düş. Evet, evet, daha da düşebilir. İsterim. Ama bizimle ilgili alınan kararla da orantılı olduğu ölçüde hani ben şimdi bu söyleyeceğim pek diplomatik olmayacak ama Türkiye'de kamuoyunda bunu dinlerken pek çok kişinin ağzından o oh oldu işte şeklinde. <laughs> evet ben bunu yaşadım. Yani bu habere bakarken o oh oldu işte vermez misin? Zaten şeklinde düşüncelerinde var olduğunu gördüm efendim. Biz ben bir, bir, şey ekleyebilir evet, çok büyük büyütmemek aslında, lazım. Evet, evet. İstihbarat açısından Amerika'nın en güvendiği uçak F-117 Yugoslavya Savaşı'nda basit bir uçak savar tarafından düşürüldü. Ve uçak Yugoslav Sırtlar tarafından Ruslara verildi. Ruslar bütün o teknik bilgiyi çaldı. Dolayısıyla E tabii bu olayda bu tanımında büyük dediği gibi Çinliler belki girip onu alamayacaklar şu anda ama eğer sığ sularda olsaydı kim alırsa yakında olsaydı onun olacaktı bir. Peki. Çünkü Cibet yani deniz hukukundaki deniz yatağı anlaşmasında kim girerse onun olur. Zaten Peki. ben sosyal medyada epey araştırdım. Ee, Öyle rakamlar konuşuluyor ki derinlikle ilgili. 3000'e kadar rakamlar konuşuluyor. Çok aşağıda bile olabilir. Yani 5500 zaten Güney Çin Denizi'nin en derin noktası. Burada şimdi değerli hocamın ifade ettiği gibi bir anda aldım, vurdum, kaçırdım. işte bir casusluk, teknoloji evet. casusu falan öyle bir şey zaten söz konusu değil. Üstelik Japon bir pilotaj hatası sonucu. Ufuk çizgisini kaybettiğinden bir uçak düştü. Gene Güney Çin Denizi, gene F-35A 2019 yılında. Bu kadar kıyamet kopmadı diye hatırlıyorum o dönemde. Öyle. Yani burada e, Çin-Amerika arasındaki rekabeti teknoloji açısından getirmek bana göre e, abartı olur. Çünkü burada zaten Amerika e, burada ile ilgili gerek tedbir alacaktır. İngiltere mesela değerli hocam ifade ettiği Mısır açıklarında düştü. Hemen İngiliz denizaltıları olay mahallinde e, seyri sefere başladılar evet. ve hiç kimse yaklaştırmadan işini bitirdiler. Doğru. Dolayısıyla aynı süreci ben burada da ilerleyeceğini düşünüyorum. Zaten casusluk yapmaya kalkarsanız çok daha farklı noktalar farklı var. Noktaları.